Peki oturdukları bir evi komşuları satın aldı. Tamam. Fakat bu apartmanın ismi de Huzur Apartmanı. O komşu evi aldıktan sonra apartmanda huzur falan kalmadı. Hakaretler, tehditler ardı arkası kesilmeksizin. Bunalan anne kız başka çare kalmayınca bu olayları kayda alıp yardım istemekte buldu çözümü. Acaba bulabildiler mi? Yere vuruyor, duvarlara vuruyor, bağırıyor, küfür, hakaret. Balkona çıktı, bağırdı, çağırdı. Kimse onu durduramadı. Devam et. Bir komşu bunu yapıyor. Bir komşu bunu yapıyor. Bunlar insan değil. Evlerini satın alan komşuları hayatlarını alt üst etti. Sen her gün her gün camdan çıkacaksın, beni rencide edeceksin. Mahalleye doğru direkt bağırıyor bu. Camdan çıkıp durduk yere bağırıyor. İddiaya göre talihsiz kadın Down sendromlu kızıyla birlikte Kağıthane'deki bu apartmanda yaşıyor. Üst komşusu geçtiğimiz ay evini satın aldı ve bu satın almayla birlikte Huzur Apartmanı'nda huzur kalmadı. Ev sahibim 10 gün içerisinde evi ona sattı. Yani bana nefes bile aldırmadın. Pisliği önde gidelim. Yapmadıkları pislik yok. Devam et. Devam et terbiyesiz. Yeni ev sahibi geçtiğimiz gün genç kadının evinin kapısına dayandı ve yine tehdit hakaretler savurdu. Hemen çık. Hemen çık. Nereye çıkayım ben? Nereye gideyim? Yasal olarak gitsin şikayetçi olsun. Böyle şey mi var? Zorbalıktan insan mı çıkartılır daireden? Çevredekiler de sürekli kavga çıkmasından bunaldı. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Güzellikle odağa kanuna gidecek. Kanun yoluyla gidecek konuşacak. Kadın olsun onlar bizim 30 yıllık komşularımız, öyle olmaz. Önünü alamadık. Bu şekilde de benim can güvenliğim yok, korkuyorum. Komşular birbirinden defalarca şikayetçi oldu ama sonuç çıkmadı. Karakolumun kapısından giriyor oğlum, öbür kapısından çıkıyor. Bir komşu bunu yapıyor. Bunlar insan değil. Efendim? Bunlar insan değil. Ev alma komşu al. Evi almış da komşuyu pek iyi alamamış gördüğüm kadarıyla. Efendim siz de yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın bu arada bu konu hakkında, evet. Ve gelecek konularımız hakkında da gerçekten oldukça fazla hani böyle diyaloğa ihtiyacımız var. Birazcık bu konuda beyin fırtınası yapabiliriz. Bu Sabah Show TV Instagram hesabımız ve aynı zamanda Twitter'da da Bu Sabah Show TV olarak bütün yorumlarınızı, sorularınızı, fikirlerinizi merak ediyoruz. Evet, ev sahibi kiracı ilişkileri, kiracı ev sahibi. Şimdi bu arkadaşın aldığı ev yeni, alt taraftaki komşuya hadi çık diyor. Ama şöyle bir tarafta kanun var, bir taraftan da hayatın gerçekleri var. Evet. Şimdi kanuna bakarsak diyor ki sevgili kanunumuz, evi aldıktan bir ay içinde kiracıya ihtarname gönderecek, 6 aydan itibaren de evi boşaltabilir. Evet. Şimdi ortada 6 ay geçmemiş, evet. Daha henüz 6 ayın bile 6. ayına gelmemiş vesaire, ama bir taraftan da hadi çık. Hadi çık da nereye? Yani çık sana bana de deseler bugün nereye çıkacağız kardeşim demez miyiz? Bir, nereye çıkacağım? İki, bu şekilde çıkartılır mı? Sen sabahtan akşama kadar istersen megafonla bağır. Sadece çevre kirliliği, ses kirliliği, evet, oluşturursun ve huzursuzluk yaratırsın. Bu olacak şey mi? Değil. Apartmanda bir tek o komşular da yaşamıyor ki. Onlarca insan var, hale bak. Aynen öyle. Yani tamam, evi almışsın da bir süre vermen lazım da işte o da bu zaman diliminde o süre istediği kadar versin. Evet. Yani bugün atıyorum 3 bin lira ödüyorsa çıkacağı ev en az 15 bin lira var falan. Ki. Taşınma masrafları, bir de iki depozito, 3 bilmem ne isteniyor. Kızı Down sendromlu, yani Allah... Çok zor bir durum. Allah gerçekten yardım etsin. Yardım etsin herkese. Ev sahibine de aman dikkat. Aynen öyle.